Hoş geldiniz Efeoğlu kardeşle. Hayırdır? Altın günü için mi toplaştık? Ters lan zevzek. Sen de buraya iyice alıştın ha. Bekir hayatı rahat mı geldi? Ne zaman döneceksin lan ona? Geleceğim ya. İki gün kafamı dinleyeyim dedim. Burada da rahat bırakmadınız. Ne oldu kızım? Sabah çıkarken tuttu getirdi. Mahkemeden önce üç kardeş bir konuşalım dedi. Geç geç geç. Fısır fısır etme geç. Evet. Abi Akın konuşmuş mu poliste? Suçunu itiraf etmiş mi? Polis sorguluyor hala. Oğlum böyle guru guru mu oturacağız lan? Bir çay ikram eden insan. Yok siz ciddi ciddi altın gününe gelmişsiniz. Kısır da getireyim mi abi? Bak ellerimle bir su böreği açmışım parmaklarını yersin. Bak ben bunu uzun zamandır dövmüyorum ya. Hep ondan oluyor. Ben hiç seni tutmayayım abiciğim. Buyur. Aa, sen de var ya hep öbür abini görüyorsun. Hep beni satıyorsun. Aşk olsun ya ben seni ne zaman sattım? Az önce. Ben sana kıyar mıyım? Kıydın. Asla kıymam. Oh ver bir yalak. Oh. Abi tuttum geldim. Şunu bir tut da ben şunu ağzına bakarım. Şunu bir devam ağzına. Çok şükür bugünkü dayağımızda yedik. Tamam hadi civman. Mevzuya dönelim hadi. İyi ki iki güldük ha. Güldük eğlendik evet şu anda bomba geliyor dinliyorum abi. Menekşe benden boşanma şartı olarak %5 hisse istedi. Ne? Hisse mi? Onun ne işi oldu hisseyle ya? Ben de aynısını dedim. Varmış demiş. Ne bileyim ya. Bir taraftan da Banu'nun evladımı taşıyor. Hakkıdır diyor. Bir dakika bir dakika. Bu işte bir iş var derken. Ya kızım yedi zayi diyor yalım. Aynen o çakal diyor. Menekşe'nin aklı hissemi ise kesmez. Gediz verdiyse o gazı. İyi de neden? Kızım yönetimde oy çokluğu almak için işte. Aynen. Zehra. Sen bir de bakalım. Yarın garanti oyların kimler? Şimdi başta sen %22,5. Menekşe'ye verirsen 17,5 hissen kalıyor. Yahya abim var %15. Ben de haliyle kendime oy vereceğim için %10. Tamam abi. Sen Menekşe'ye %5 versen bile ettin mi bizim oyların toplamı %42,5? Anamın durumu ne? Kız başına ne işin olur deyip duruyor annem. Biraz sakat. Müge? Müge ablanın oyu kesin bende. Çünkü siz sağlıkçılar devrini kapatıyoruz, bacılar devrini başlatıyoruz malum. Başa da en ukala bacı geçiyor ha? Ya zaten Refika teyzenin hisseleri de Müge'de. Onların hisselerinin toplamı %20 yapıyor. Bizimkilerle birlikte etti mi %62,5? Ya bu saatten sonra annem Gediz'e de oy verse, hatta Menekşe de versin, her türlü biz kazanıyoruz. Aynen öyle. İyi. Ben bir son kez emin olam dedim de, iyi. O zaman ben Menekşe'ye %5 hisseyi veriyorum. Gidip boşanıyorum. Ver abiciğim. Abi sen her türlü ver ya. Gözün arkada kalmasın abi. Bizim ailede sana yamuk yapan çıkmaz. Bir tek anam yamuk yapabilir. O da hesapladık yani bir etki etmiyor. İyi. İyi. Ben gideyim o zaman. Bay bay. Nare. Bir konuşalım mı kızım?
Bey. Sancar yemiş seni velayeti. Gözün aydın diye canım ve dilim var. Hepimizin istediği bu değil miydi Halis Hanım? Baştan beri gitmeni istedim çok. Yalan yok. Emre hem torunundan ayrılmak içini yakıyor. Hem ben. Hem de ben sana karşı çok mahcubum kızım. Halis Hanım lütfen. Dur kızım. Dur kızım, kesme sözümü. Madem buradan gidiyor. Giderken de yanında torununu götürüyor. İçim döken de. Sen de beni düşman belli mi? Sancar boşanma gitti bilme. Sancar'ı Melekşe'yi ben seçtim. O sebeple de hata etmişim diyemedim. Kolay değil oğlunun başını kendi elinden yakmak. Çok eziyet ettin. Sen kendin benim oğlumu vuracak boşun önüne attın Ömür'den. Gururumu yenip seni bir teşekkür bile etmedim. Ama bir ara bana karşı yumuşadınız. Hani konakta 40 deli var, 41. de sen oldun demiştiniz ya. Geçen gece kavrum yanısın da sen öl baktı. Baktı. Asil. Makur duruşum ya. Ah dedim ki. Tam bir evi oldu ki. Hem olmaz. Vaktiyle oğlum çok üstü. Son dün gece Sancar beni dedi ki, destan yalanmış, sen uçmamışsın Ugo'muş. Şimdi seni desem, git mi kal? Bir şey dileyebilirim senden. İçimde beni olan nefretinden uçup gitme buralardan. Cahil kadındı de. Anımadı de. Emre beni affet kızım. Affettim Halis Hanım. En azından sizi affetmedim. Hadi bakalım. Dur. Bekle. Ne
Zehra da oy toplamaya gelmiş. Bari sen de Halisefe'yi ara bu arada. Olur. Kimsin? Halise Hanım. Kahraman ben. Kahraman Boz. Ne istiyorsun? Dostane bir uyarıda bulunmak için. Bu senin kız şirketin başına geçmeye niyetlenmiş. He, öyle ne olmuş? Ha işte niyetlenmesin. Ben karımın katilinden emir almam. Ne katili lan? Saçma saçma konuşma. Küçücük çocuktan katil mi olurmuş? Benim kızım katil değil. O gün bugün benim kızım topal bir adam, topal. He işte benim karım da o gün bugündür ölü. Değil mi? Bak Halise Hanım. Kızının şirketin başına geçmesine engel ol. Yok engel olmadın. Ona edeceklerimden ben mesul değilim. Ne edecekmişim? Müge'ye sor. O sana anlatır. Sen beni kızımı kaçırmakla mı tehdit ediyorsun? Seni Sancar sağ bıraksa ben ellerimle öldürürüm. Ha işte Sancar'ın da bunlardan haberi olmayacak. Yoksa şimdi Zehra'nın yanına Meleği de koymak zorunda kalırım. Yazık değil mi? Kızınla torunun da Müge gibi olmasın. Ne edeceksin lan? Boğacaksın lan. Ha? Halisefe'yi korkut dedin. En korkacağı yerden vurdum. Ne yapayım? Ablamı da korkutayım mı? Gerçi o hali hazırda benden korkuyor değil mi? Şeytan diyor elini kirletme. Akını verdiğin gibi bunu da Sancar'a ver. Hadi bakalım dudu kuşu. Zehra gittiyse in de Deniza'ya oyları için yardım edelim. Aç oğlum kapıyı. Ah Zehracığım, ne unuttun acaba yine? Dudu. Kızım, Menekşe canımızı okuyor. Sen niye hala geliyorsun? Sana söyleyeceklerim var. Yahya Efeoğlu. Ya bak, Elvan'ı niye boşamıyorsun? Sen benimle gönül mü eğlendiriyorsun falan diyeceksen hiç boşuna yorulma. Yoo. Ben o mevzuları çok daha anlaştım hayatım. Yönetim kurulu seçiminde oyunu Zehra'ya değil Yediz'e vereceksin. Sen ne diyorsun ya? Duydun işte. Hatta annenin bile Yediz'e oy vermesini sağlayacaksın. Eğer Zehra kazanırsa o kıyamadığın karına benimle yaptığını anlatırım. Görüşürüz patron. Hiç bakmıyorsun bu yana, darıldıysan barışalım. Gumru gibi goklaşalım. Esmerim güzelim, dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ya ama ben sizi yerim. Sen bizi yiyeceksin de acaba o kör olmayasıca Yahya bu mantıdan yiyebilecek mi? Bilmiyorum. Adam eve dama uğramıyor. Elvan hamuru yoğururken de böyle Yahya'nın gözüne 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 deyip yoğurdu. Çok komikti. Ey stres attın ha. Ben şimdi tuvalete gidip geliyorum. Sakın yufkama dokunmayın. Elvan sakın.
benim. Şimdi Nare Hanım sen gör bakayım nasıl mantı açılıyormuş. Halise Hanım benden özür diledi. Yok gari. Anam kıyamet geliverse de kopsak. Nasıl gı? Onu affettim Elvan. Oğlunu affedemesem de birini affetmeye ihtiyacım varmış gibi hissettim, affettim. Hani sanki bak bende sorun yok. Aslında ben affedebiliyorum demeye çalıştım ama yani bilmiyorum ki böyle. Elvan ben deliriyor muyum? Yok gülüm delirmiyorsun elbet. Elbet delirmiyorsun. Affetmişsin, iyi etmişsin. Neden? Çünkü sen iyi gelmişsin. Emme. Bak. Benim kayınlamın şiddeti de, şefkati de acık yanağa dönerdi. Bak Melek buraya gelecek, gidecek. Sen ona fazla güvenme. O ne demek? Halis Efe'nin tek bir pusulası var. O da Sancar Efe. Kendi de bilmez bunu ha. Emme ne yöne gideceğini, ne yönden kaçacağını hep Sancar Efe'den alır. Sen Sancar Efe'ye iyi geliyorsan senden iyisi yok. Emme şunu sakın unutma. Sen Sancar Efe'ye kötü geliyorsan Halis Efe'nin bir numaralı düşmanı sen olursun. Hoş bilmiyorum. Belki analık böyle bir şey. Ben ne ana gördüm ne evlat. Belki işin oluru bu bilmiyorum. Bak bana. Senin o güzel yüreğin bin tane anneye bedel. Unutma sakın, tamam mı? Sen gidince ben çok yalnız kalacağım. Gel 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 otur şimdi. Sana gitme demek istiyorum. Belki diyorum hani boşanıyor ya. Belki kırılan kalbi tamir olur diyor. Olmuyor. Uçurumdan daha fazla parçalanamam sandım. Sevdiğim adamı nikah masasında gördüm, parçalandım. Başka bir kadına dokunduğunu anladım, parçalandım. Bana metres dediler, onurumla oynadılar, yine parçalandım. Şimdi onu affetmiyorum ama yine parçalanan benim Elvan. Bak, bak ben onu çok seviyorum. Ama paramparçayım. Git gülüm. Daha fazla parçalanma, git. Git. Ha Nedim. Buyur efendim. Nedir bugün için durumlar? Akın konuştu mu? Yok efendim. Aşağı atarsın hemen diye korkuyor, konuşmuyor. Sen ona de ki ilacı kimin verdiğini söylese de söylemese de yarın seni uçurumdan atacakmıştı. Baş üstüne efendim. Ha. Söylemezse de ara beni. Ben de Gülsü'ye sıkıştırırım. Boşanma protokolü. Menekşe Hanım'ın seçtiği evi alıyoruz. İstediğiniz nafakaya ödüyoruz. %5 şirket hissesi veriyoruz. Uygunsa
İmzalıyor musun oğlum mahkemeye? Bence uygun Menekşe Hanım. Buyurun, imzalayın Sancar Bey. Gedizay'a sormayacak mısın? Ona da uygun mu diye. Sancar, emin misin? Bak hamileyim, bebeğimiz olacak. Eğer kal dersen... Menekşe, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kalmasını istediğim tek kişi var. Şey başka türlü olsaydı. Şimdi yüzüğümle gelip önünde diz çekerdim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hadi Meleği bulalım mı? Senin boşandığını başkasından duymadan biz söyleyelim. Sonra da gidince... Sen boşandın mı? Benden sakladığınız şey bu muydu?
O yüzden böyle yaptınız. Biz şimdi aile mi olduk? Babam. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Affettim seni. Artık seninle hiç küs değilim. Hiç. Şimdi siz sarılın. Ben de herkese haber vereceğim aile olduk diye. Eyvah! Zehra! Babaanne! Hayda. Zehra, babam boşanmış. Babaanne, babam boşanmış. Eyvan, babam boşanmış. Kızım. Sonunda biz de bir aile olabileceğiz. Hayırlı olsun annem. Sağ ol ana, sağ ol. Babam gel bakalım. Sancar. Biliyorum oğlum senin sıkıntın seni ediyor ama eşe gidem diye tutturdu. Gavru bulup gelsen diyorum, ne zamandır ses çıkmıyor. Aha. Eşe, hazırlan. Birazdan nikah ediyoruz. Ne yapıyorsun lan sen? Evleniyorum. Lan kadın seninle ev karşılığı evleniyormuş. Girmiyor mu kalın kafana? Girdi. Rabbim haddimi bil dedi. Girdi. Ne haddi lan? Ne haddi? Yarın oylamadan Zehra şirketi başkan oluyor başkan. Bu kapı kulu ben. Bir ev gada ederim varmış. Da ben haddimi bilmemişim. Zühre yıldızına göz dikmişim. Ben anca benle ev karşılığı evlenecek eşeğe müstahak. Bunu bil dedi Rabbim. Allah'ım sen aklımı koru ya. Allah'ım sen aklımı koru. Ben sen kendini atar gider yapıp evleneceğim mi şimdi? Ne atar ne gider efem ya? Emme esas sen sok bunu kalın kafana. Ben Zehra'ya sevdalıken Halis Efe beni bu konakta kovmaz. Sen yarın hapse girersin, o beni buradan kovar. Sen aileni bana emanet etmedin mi? He? Ben buradan kovulursan nasıl sahip çıkacağım emanete? Gedizi, kahramanı hepsi düşman oluvermiş. Ben kardeşimi nasıl koruyacağım ha? Ben onun bir yolunu buluruz. Yolum oğlu yok. Eğer indi sen bana engel olursan, o eşeği kolundan tuttuğum gibi yarın götürürüm. Belediyede basarım nikah. Şimdi sen kızanla şahitlik edeceksen gel et. Yok etmeyeceksen yolumdan çekil Sancar Efe. Kızanım kendini ateş atarken ne şahitlik edeceğim lan? Thank you.
Yeminden kafayı yiyeceğim. Kız Gülsü'yü bile beklemediler kız. Aa bak bak resmen masaya oturak oldu gördün mü? Ananın çağda işçilerle korumalar bile gelinle damattan sonra geliyor. Ben böyle şey hayatımda görmedim. Resmen yangından mal kaçırıyor. Hakan, Can, ikiniz geçin şahitlik edin oğlum. Kıyıverem şu nikahı. Hoş geldiniz. Evlenmek için belediyemize müracaat ettiniz. Evlenmek istediğinizi bir kez de şahitler ve konukların önünde tekrar etmenizi istiyorum. Sen Kerimoğlu Sancar Efeoğlu. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Tevfik kızı Menekşe Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Siz Gültekin kızı Eşe Çandar, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Davutoğlu Ömer Kavru eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Davutoğlu Ömer Kavruk, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Gültekin kızı Eşe Çandar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Benim seni izlediğim yer Denizli. Hı? Sen evet derken ben de oradan izlemiştim seni. Yapmasınlar. Yapmasınlar. Bizim gibi olacaklar. Çok acı çekecekler. Yapmasınlar.
imzayı dağıtmadılar. Git kaldır şunu masadan. Abi. Sevdalı sana. Geç olmadan kaldır. Bizim gibi olmadan kaldır. Oradan. Zehra sakın. Sen beni seviyorsun. Onu değil, kalk oradan. Ne diyor bu gavur? Babam biz sana... Baba. Ha babam. Kavuk madem Zehra'yı seviyormuş, niye Eşe'yle evleniyordu ki? Ha. Çünkü Zehra'dan umudu yoktu. Zehra'nın onu sevdiğini bilmiyordu. Niye? Zehra saklamış mı kavuktan? Aslında saklayan kavruk. O hiç söylemedi Zehra'ya, meleğime. Ne saçma. Eğer söyleseydi Eşe bugün üzülmeyecekti. Zehra da üzülmeyecekti. Ağladı o da. Kavruk da üzülmeyecekti. Niye saklamış ki? Bazen gerçekleri söylemek zor olabiliyor. Bazı gerçekler... Can acıtabiliyor. Söylediğimizde çok üzülecek diye... sevdiklerimizden bir şeyleri saklayabiliyoruz. Bazen nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü söylemeye çalışırken... bizim de çok canımız yanıyor. Olsun. Bence saklamak da yalan söylemek gibi kötü bir şey. Üstse de söylenmeli.
Babam bize senden bir şey sakladık. Çok üzücük bir şey mi? Üçümüz de üzecek bir şey. Ne sakladınız? Ben velayetini annene verdim. Sizin uçup gitmenize izin verdim. Meleğim. Biz yarın İsviçre'ye gideceğiz. Ben ikinizden de vazgeçmedim. Sen benden vaz mı geçtin? Asla. Asla, babam bulur mu öyle şey? Dur dur, sağ kal, sağ kal. Sağ kal. Babam? Babam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ya baba git. Ya sen benden vazgeçtin. Tamam babam. Sen benden vazgeçtin. Tamam. Bak. Hayır, 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 hayır. Hayır, vazgeçmedim babam, vazgeçmedim. Bak, bak gider ya. Yüreğime kor düşürme, tamam mı? Sizden vazgeçmek kolay mı sanıyorsun? Zaten canımdan can gidiyor. Yapma gözünü seveyim ha? Niye bırakıyorsun o zaman bizi? Niye? 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 Baba? Ya. Annen için. Dede, dede, dede. Gel, gel. Otur bakayım. Babam. Annem burada kalınca çok üzülüyor. Benim yüzümden. Anneni bıraktım. Başka bir kadınla evlendim. Başka bir çocuğum olacak. Annen için çok zor. Biliyorum. Şimdi annen senin için beni affetmeye çalışsa da affedemez. Ama senin için burada kalır. Çok üzülse de baban ne ol diye kalır. Kalır değil mi? Kalır. Ya biz seninle çete değil miyiz ha? Biraz da biz anneni korumasak. Hı? Çünkü o hep bizim çetemizi korudu değil mi? Anneciğim, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Affet beni anneciğim. Sana bir daha gitmekten bahsetmeyeceğim.
Biz bir aile olacağız, hem de senin istediğin gibi bir aile olacağız, tamam mı? Sen aileyiz. Hem biz babamla konuştuk. Ayrı evlerde de aile olmuyormuş. Benim iki tane evim olacak ama tek bir ailem olacak. Tek bir yatakta uyuyabilir miyiz? Abim. İyi misin? Ha? Abi dilinden tercümesi. Dün geceden sonra yıkıldın mı? Ayakta mı? Yıkılmadı ama ayakta da değil, beli tutulmuş. Dün gece Halis Efe'den kaçarken gelmiş bir odaya yatıvermiş. Verdiğin malumat için sağ ol Elvan. Sen de olmasan ne edeceğiz acaba? Kendimi nikah masasında terk edilmiş gelin gibi hissediyorum. Üstelik gelin bile değilim. Gelin olmak istiyorsan, o gıt kafalından gelin olmak istiyorsan, benim rızam var. Anlamışsındır. Bilmiyorum abi. Bildiğim her şeyi unuttum ben. Hala şoktayım. Ama abimin böyle dağ gibi arkamda olduğunu bilmek her şeye bedel. Gel buraya. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Gel bakalım. Baban nerede? Baban toplantıda Meleğim. Biz konakta yalnızız. Herkes zeytinlikte yani. Valizimi topladım. Hiçbir şeyi de unutmadım. Aa. Unutsan ne olur ki Meleğim? Zaten sık sık geleceksin babana. Tabii ki de geleceğim. Ama keşke babam da burada olsaydı. Meleğim, babam toplantısı biter bitmez gelecek. Zaten bize havaalanına o götürecek. Biliyorum akıllım. Ben onun için demedim ki. Hani konakta kimse yok ya. Sanki bu konak bizim evimiz gibi. Babam burada olsaydı birkaç saatliğine evcilik oynardık. Bu ev bizim. Tek bir aile varmış gibi. Evet, babam burada yok ama bence biz yine de evcilik oynayabiliriz. Nasıl? Şöyle. Sanki bu konak bizim evimizmiş. Babam da sanki işteymiş. Olur mu? Tamam, en baştan oynayalım. Şimdi sen beni kahvaltıya çağır, tamam mı? Kahvaltı hazır. Günaydın. Günaydın. Gel bakalım. Babam niye beni uyandırmadan işe gitti? Aslında işe giderken seni çok öptü ama sen uyanmadın. Akşam gelince küseceğim ona. Bir daha uyandırmadan gitmesin. Ben öptüğünü hatırlayayım. Sonra uzaktaymış gibi oluyor. Tamam. Söylerim o zaman babana. Bundan sonra seni uyandırıncaya kadar öper. Olur mu? Ama sen de öp. Ayrı ayrı olmasın. Şöyle mi yani? Böyle mi? Evet. Hiç gelmeyeceksin sandım kaldım. Buna gelmesi de zor, gitmesi de değil mi? Hadi avukat bey, bir an önce oylama başlasın da Zehra'yı başa geçirem. Başa geçirem de şirketleri Gedizağ'ın iş yerinden kurtaram. Oylama açık oylama usulüne göre olacak. %50'nin üzerinde oy alan şirketin başına geçecek. Oylamayı başlatıyorum. Gediz Işık'la. Uyum kendime haliyle. Zehra Efeoğlu. Benim de uyum kendime. Müge Işık'la. Zehra Efeoğlu. %30 oldu. Sancar Efeoğlu. Zehra Efeoğlu. Halise Efeoğlu. Kızının şirketin başına geçmesine engel ol. Yok, engel olmadın. Ona edeceklerimden ben mesul değilim. Gediz Işıklı. Kız başıma oy vermedin ha anne? Bekliyordum zaten. Yahya Efeoğlu.
Gediz Işıklı. Yok artık ya. Ne? Ya ne ettin ya? Bu durumda Gediz Işıklı ve Zehra Efeoğlu %47,5 oyla eşitlenmiş durumda. Menekşe Yılmaz'ın %5'e denk gelen oyu sonucu belirleyecek. Menekşe Yılmaz. Menekşe Yılmaz. Menekşe. Bir dur bakalım. Abim. Abim. Gel içeri. Gülseydim oy verecek. Yok. Bir itirafta bulunacak. Gülsey abim, de bakalım bana. Sen konaktan niye gittin? Sen kovdun efendim. Ha. Peki ben seni niye kovdum Gülsey'e? Melek uyku ilacı veren kişinin kim olduğunu söylemedim diye. Peki şimdi herkesin içinde itiraf edeceğim mi? Kızımı öldürmeye çalışan kimdi Gülsey'e? Menekşe. Gülsey'e. Gülüm. Niye daha önce söylemedin bunu? Niye sakladın bu zamana kadar? Elvan şimdi yeri değil abim, otur. Niye sakladığını sonra unutacağız. Otur. Menekşe. Gel bakalım. Gel gel. Buradaki polisleri görüyor musun? Yandakini görüyor musun? Eğer içeride oyum Zehra'ya dışında ağzından bir laf çıkarsa... kızımı öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanacağım. Abin Necdet de şahitlik edecek. Anladın mı? İyi. Hadi gel bakalım.
Benim uyum Zehra Efeoğlu'na. Sadıçlar Şirketler Grubu yeni yönetim kurulu başkanı Zehra Efeoğlu. Hayırlı olsun abi. Sağ ol abi. Beni polise vermeyeceksin değil mi? Kızımı öldürmeye teşebbüs ettin. Karnındaki evladımı bir doğur. Sana öyle bir ceza keseceğim ki. Beni polise ver diye yalvaracağım. Geliyorum anneciğim. Efe dede. Siper'in de beni iyileştirdiğin için teşekkür ederim. Anne. Alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor. Alaca nefesi yörük dağı karadır. Efem sevda kanatır. Alaca nefesi sefirin kızı Zeynep, bağrımda sızı eyvallah. Sen peri kızı Zeynep, efendinin yası eyvallah. Thank you.
Ya tamam ya tamam. Ağlaman yeter. Ağlaman. Sefirin kızı Leyla'm, bağrımda sızı Leyla'm. Ya da ağlayan. Sen Leyla'm. Havaalanına kalmasın. Yoktu. Hani bunu halletmiştik ya? Ama baba, her taraf ayrılanlarla dolu. Benim de gözümde biraz yaş kalmış. Bakayım mı kalmış mı? O gün mü? Yok ya, bitmiş. Babam sen de biliyorsun ki bu ayrılanların hepsi bir gün kavuşacak. Biz de kavuşacağız. Söz mü? Söz verdi. Babam bunu konuştuk ya. Annem nerede kaldı? Ha? Su almaya gitti, gelemedi. Sanki dereden su dolduruyor. Gitmeden doğum gününü kutlamak istedik. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun babası. Ya siz var ya. Hadi üfle. Ama ilk önce bir direkt tut. Bize de sakın söyleme. Yoksa gerçekleşmez. Tamam baba. Tamam, söyle. Ya sen Menekşe'nin yediği haltları biliyorsun da niye bana söylemiyorsun ya? Ne bileyim lan ben Menekşe'yi işin içine katacağını? He? Orta az dedin, patron benim dedin, gittin çürük dala bindin. Zehra'ya ipleri verdin. Şimdi bana patlama, yemin ediyorum seni patlatırım ha. Sen dua et, Sancar seni patlatmasın kahraman. Belki Akın'ı uçurumdan atmadan önce sana uğrar. He? Akın'dan önce seni bitirir belki.
10 dakikaya oradayım. Hazır olun. Tamam. Müge abla. Nare. Müge abla biz gidemedik. Gelir misin? Gel. Ne oldu? Nare. Sancar Akın'ı uçurumdan atacak. Ne? İyi de onu polisi. Vermedi. Vermedi. O zaman sen şimdi Melek'le konağa git. Kimseye hiçbir şey söyleme, tamam mı? Meleğim, sen Müge'yle konağa git. Benim biraz işlerim var, onları halledip hemen geleceğim. Sakın soru sorma anneciğim. Hadi gel bakalım. Yedizade adamlarını buraya yığmış. Yerleştiniz mi? Adamların hepsi hazır. Yerleştiler. Rocky. Kahraman deposundan çıkardık az önce. Sancar efem. Akın'la Menekşe'yi gördüm diye kahraman beni hapsetti. Merak etme aslanım. Merak etme. Hepsinin hesabını göreceğiz. Hadi bakalım kızanlar. Görem sizi. Çatlarım. Çünkü biliyorsun ben biraz meraklıyım da. Sen kapıya neden bu kadar adam yığdın acaba? Ay! Kahraman! Bana bak, sen fena fena işlere mi karıştın lan yoksa? Ben Sancar Efe'ye karıştım Ceylan. Sancar'a karıştım. O ne demek kız öyle? Sancar zincirini kırdı, bana doğru geliyor demek. Akın'a yardım ettiğimi öğrendi, benim de kalemimi kıracak demek. Anladın mı? İçeri. İçeri. Gir içeri. Gir içeri. Git. Bereseyi silme zaman. Can borcumu almaya gel.
Cehennemde Akın'a selam söyle. Birazdan yanında olacak. Değil mi abi? Efendi Akın'la konuşmama izin verdi. Müsaade et. Ama... Nedim abi bak, Efendi zaten aşağıda. Bu pislikle yalnız başıma hesaplaşacağım. Sonrasında siz ne yapmak istiyorsanız onu yapın bana. Ben bir efendim. Nedim abi hadi, hadi Nedim abi bak zaten eli kolu bağlı. Bana hiçbir şey yapamaz. Hadi, hadi gel. Sana dedim, senin pis kanın bize bulaşmayacak dedim. Ne oldu, niye indin? Nari o köpekle konuşsun diye. Yalnız bırak demişsin efendim. Nara bugün üstü gitti, ne saçmalıyor? Kazanamayacağını anla artık. Benden de, destanımdan da uzak dur. Defol git buradan. Ne? Gel. Söz ver bana. Söz ver. Senin elin bunun pis kanıyla kirlenmeyecek. Söz ver bana. Gel. Ben sana dönmüşken... Sen hapse gitmeyeceksin. Söz ver. Sen bana mı döndürecek? Ya söz ver dedim. Söz... Bırak! Dur! Dur! Bırak! Bak. Dur! Bırak! Bırak! Ya bizi bırakırsın? Buradan çıkıp gideriz. Ya da... Bu uçurumdan aşağıya düşeriz. Seçimini yap Sancar! Olmaz Akın. Olmaz. Sana
Koşa koşa şu sonra.